Abdullah Muradoğlu Trump'ı durdurmanın yolunu arıyorlar. Kafasının arkasında tam olarak ne var bilemem ama göründüğü kadarıyla Trump, ABD askerlerinin tümüyle Suriye'den çekilmesini istiyor. Trump, ABD askerlerinin Suriye'de bulunmasına gerekçe olarak IŞİD'i gösteriyordu. IŞİD'in %100 yenilgiye uğratıldığını savunan Trump, ABD'nin Suriye'deki askeri misyonunun son bulduğunu bir süredir söylüyor. Askeri bürokrasiyle The Blob olarak nitelendirilen yerleşik iki partinin dış politika elitleri Trump gibi düşünmüyorlar. ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu konuda müşterekler. 2020 seçimlerine hazırlanan ve bu arada asil soruşturmasıyla yüz yüze gelen Trump'ın birbiriyle çelişen tweetlerinden nasıl bir çendere içerisinde sıkıştırıldığı anlaşılıyor. Trump'ın avantajı sıradan Amerikan seçmenlerinin Amerika'nın sonsuz savaşlarından bıkıp usanmış olmaları. Trump 2016'daki seçimlerde bu avantajı kullanarak başkan seçilebilmişti. Trump çokça söylediği halde ABD askerlerini Orta Doğu'da trilyonlarca dolara mal olan aptalca savaşlardan bir türlü geri çekememesini The Blob'tan gelen azami baskıya bağlıyor. The görüşlerini ABD kongresinde Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Lindsey Graham seslendiriyor. Graham, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki kararın ulusun güvenliğini ve Trump'ın başkanlığını tehlikeye attığını savunuyor. Bu mesajlar Trump için tehdit içeriyor. Trump'a, sanırım lensi Suriye'de 200 yıl daha durmak istiyor, ama ben hem fikir değilim diyor. Sonsuz savaşları sonlandırmaya çalıştığını belirten Trump, bazı çevrelerin bölgeye on binlerce asker göndererek savaş başlatmak istediklerini söylüyor. ABD askerlerinin Suriye'deki bulunmaları için bir Kongre kararı yok. Kongre yabancı ülkelerde asker bulundurma yetkisini geçici olarak ABD başkanlarına devretmişti. Kongre kurnazca yol izleyerek savaş ilanının siyasi bedelini başkanlara ödetmek istiyor. Bu yüzden Trump bizi yanılgıya düşerek Orta Doğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşma baskısı yapıyor. Ne kadar kötü karar verdikleri hakkında bir fikirleri yok. Neden savaş ilanı istemiyorlar diyor. Amerika'nın Suriye'de kalmasından en fazla İsrail faydalanıyor. PYD, PKK'da, IŞİD'de birer paravan. The blob, askeri endüstriyel kompleksi, neokonlar, Hristiyan, Siyonistler ve İsrail koalisyon halindeler. Ana akım medya koalisyonun yancısı. Hep birlikte Trump'ın asker çekmekten vazgeçmesi ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirmesi için tanzik ediyorlar. Trump öteden beri neokonları şiddetle eleştiriyor ve İran işgalinin büyük hata olduğunu savunuyor. Ama ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bir kere bile İran işgalini eleştirmedi. Müdahale karşıtı muhafazakar yorumcular, Pence'in Trump'ın bir süre önce kovduğu ulusal güvenlik danışmanı, neokon savaşçı John Bolton'dan pek farklı olmadığını vurguluyorlar. Senatör Graham'le temsil ettiği güçler için Trump'ın ve sıradan Amerikalıların ne istedikleri önemli değil. Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesini umursamıyorlar. Trump yola gelmezse Pence de yola devam edeceklerini düşünüyorlar. Suriye'den çekilme kararına tepki gösteren Cumhuriyetçi senatörler Mitt Romney, Ted Cruz, Marco Rubio ile Birleşmiş Milletler Eski Büyükelçisi Nikki Haley ise ellerini avuşturarak bekliyorlar. Trump bunun farkında ve bu yüzden zikzak çiziyor. Demokratlar ve muhafazakar cumhuriyetçiler arasında Trump'ın asker çekme girişimini destekleyenler de var elbette. Bu çevrelere göre Amerika'nın Suriye'de bulunmasının ulusal çıkarlar açısından hiçbir ciddi gerekçesi yok. Asker çekmeye itirazların arka fonundaysa işsel ulusal marşı çalıyor. The Blub ve yandaşları ise bu müziğe ayak uydurmak için yarışıyorlar. Trump 2016'da The ve derin devlete rağmen ABD başkanı seçilmişti. Trump, The Blab'ı sıradan Amerikan vergi mükelleflerini boğan bir bataklığa benzetmişti. Trump şimdi bir ikilemle yüz yüze ya iddialarından vazgeçerek bu bataklığa sürüklenecek ya da sıradan Amerikan seçmenlerine sırtını dayamak suretiyle bataklıkla savaşarak yola devam edecek.